Hepinize merhaba arkadaşlar, Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sıfarsilik Gamers ve bugün sizlerle Civilization 5 Osmanlı İmparatorluğu Haydi kalplere korku salalımın ikinci bölümünü oynuyoruz. Hayır, Haydi kalplere korku salalım olmadı. Osmanlı İmparatorluğundan gerçekten korkarlardı ama kalplere korku salmazdı. Yani Osmanlı İmparatorluğunun zarar veren bir ulus olduğu konusunda e, fikir ortaya atanlar varsa ben onların karşısındayım abi kesinlikle. Ee, barışçıl bir ulus olduğuna inanıyorum ben. Öyle barışçıl bir ulus ki insanların e, işgal ettikleri yerlerde kendi kültürlerine devam ettirmelerine izin vermiştir. Yani e, şiddetle kızarım abi aksini iddia edenlere. Biliyoruz da konuşuyoruz. Şöyle şu tarafa doğru ilerleyelim. Ee, burada da çünkü taş ocağı kurup işletebiliriz. Adamımız burada kendisi tedavi olmakta hala çok az bir. E, bu deneyimmiş pardon. Tedavi oldunuz mu siz ya? Aa şehirde mükemmel hızlı tedavi oluyormuş. Ben bunu yeni öğrendim bak. Yavaş yavaş rehberimiz gidip o bölgeyi açarken İstanbul genişleme kaydediyor. Ee, ben de kapan icat edilene kadar yani kapan icadını gerçekleştirene kadar arkadaşlar çiftlik inşa ediyorum ki gıda açısından zorluk çekmeyelim. Buradan da taş ocaklarını çalıştıracağım. Adamımız burada dursun abi. Şu yakınlarda bir yerde. Ne olur ne olmaz. Lazım olabilir. İstanbul'u koruyacak bir adama daha ihtiyacım var. İstanbul'u koruyacak bir adam üretebilirim. Lakin İstanbul'u koruyacak adamdan ziyade... Öncelikle amacım bir göçer daha... o İstanbul boya istiyormuş bu arada. Bir göçer daha üretip... Onunla beraber şuraya bir yere yerleşmek. Çünkü burası... Acayip verimli ya. Acayip verimli abi. Şu göle kurup gölün üstünü kurutmuş olursak yani göle şehri kurup. Ya gerçekten on numara olur yani. Bu arada üretim seçebiliyoruz. Ee, göçmen 18 tur mu? Ne yaptın be gülüm ya? 18 turda göçmen mi üretilir? Bir okçu üretelim arkadaşlar. Tamam madem o zaman öyle. Savunmaya oynayalım. Okçu üretelim. Sonraki tur diyelim. Bu arada göçmenlerimiz buradaki harabeyi keşfetti. Buraya ...göçmenlerimiz diyorum, özür dilerim, rehberlerimiz. E, oyundaki altın sıralamasına göre ikinci sıradayız arkadaşlar. Yani gayet düzgün bir ekonomiye sahibiz. Harabeyi keşfettik bu arada arkadaşlar ve e, rehberlerimiz okçu oldular. E, o zaman rehberlerimiz 4 tur içerisinde bizim e, 5 tur olsun hatta... ...İstanbul topraklarında şuralara gelsinler ki burayı savunsunlar abi. Hatta e, şurada dursunlar. Hmm, tamam savaşçılarımız duruyor. Sonraki tur diyelim. Bilinmeyen bir oyuncu klasik çağa girdi. Hiç mühim değil. Yüksek ihtimal yazıyla klasik çağa girmiştir. Ya da bronz işlemesiyle klasik çağa girmiş de olabilir. Ee, tur sırası yine bizde ama bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Sonraki tur diyelim. Bu tur kapan araştırmamız bittiğinden dolayı. E, yani bitti sayesinde. Buraya gelip kamp kurabileceğiz. Buraya kamp kurabileceğiz. Bu şehir devletiyle aramı, aramı iyi tutmak için elimden geleni yapacağım. Gemicilik, e, gemicilikten ziyade önce bir tekerleğe açalım arkadaşlar. Yol inşa edip birbirimize, birbirine bağlayalım şehirleri. Ya da bronzu araştırıp mızrakçıyı üretelim ve klasik çağa giriş yapalım. E, İnşaatı da araştırabiliriz ama öncelikle arkadaşlar bronz işlemesi. Bronz işlemesi. Sonraki tur diyelim. Okçularımız yavaş yavaş yerlerini alıyor. Buradan da bir okçu üretiyorum aynı zamanda. Ee, oyunculara karşı bir savaş durumu olacağını zannetmiyorum ama kendimizi... Ee... Aa bir dakika ata ihtiyacım varmış ya da fil. Olsun birazdan fili elde edeceğiz zaten. Kendimize arkadaşlar en azından... Buradan göçmen üretelim. Kendimize en azından gelen barbar kavimlere karşı, barbarlara karşı savunalım, savunabilelim. Bu arada şu aşağıyı keşfetseydik iyi olabilirdi aslında. Evet adamlarımızın burada işi bitmiş. O zaman sizleri şuraya gönderiyorum. Buraya bir mera yapın. Daha sonra buraya e, kamp yaptıracağım sizlere. Sonraki turu diyelim. Adamlarımız yerini aldı arkadaşlar okçularımız. Bu aşağıya keşfetmeleri gerekiyor ama. Mera üretelim. Buraya gelmişken siz bu konumda kalın abi. Burayı savunun. Sonraki turu diyelim. Şu an için çok büyük bir zorluk yaşamadık barbarların bize işçileri kullanmak konusunda 2-3 tur kaybettirmeleri dışında. Tekrar sonraki turu diyelim. Bronz işlemesinin bu arada 2 tur zamanı kaldı. Ve yakında bir kültür seçebileceğiz sanırım. Ee, Edirne genişlemiş. Harika bir haber bu. İşçi miktarını arttırabiliriz. İşçi sayımızı arttırmamız gerekiyor. Burada okçu üretildikten sonra bir adet de işçi üretelim. Sonraki tur diyelim. Evet bronz işlemesini tamamladık. Demek ki klasik çağa girmemizi bronz işlemesi sağlamıyormuş. Ee, Geyiğe gidip Geyiğin oraya da kamp kurmak istiyorum. Şuraya sen bir adım at. Ee, okçular siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sizler de şuraya kuracağımız şehrin koruyucusu olaraktan görev yapacaksınız. Ve bunun için öncelikle şuralara bir gitmeniz gerekiyor. Araştırma seçebiliyorum. Araştırma olarak tekerlek e, seçeceğimi söylemiştim. E, ki yol inşa edelim ve yolla şehirlerimizi, üç şehrimizi birbirine bağlayalım. Üretim seçebiliyoruz. Buradaki üretimle işçi seçmek istiyorum. Sonraki tur diyelim. Bilinmeyen bir oyuncu klasik çağa girdi. E, buraya pazar kurmak yerine şuraya gelip kamp kurmayı tercih ediyorum. Adamlarımız burada e, okçularına karşı savunma yapmak zorundalar ve hadi hadi he son vuruş son vuruş sadece bir tane adamları kaldı ya inanamıyorum ee, her neyse efendim sonraki tur diyelim bütün hepsi klasik çağa girdi sanırım klasik çağa yazı sayesinde girdiler ben de yazıyı henüz icat etmedim kararlı bir zafer alalım ama velakin üstte ee, bir okçu barbarların kampı olduğunu fark ettim. Adamlarımı maalesef geri çekmem için çok geç, bu yüzden yeni e, okçularımı buraya destek için gönderiyorum. Sonraki tur diyelim. Bu turda göçmenimiz açığa çıkıyor arkadaşlar ve göçmenimizle beraber yerleşeceğimiz noktaya yani tam e, şuraya gidiyoruz. Birimlerimi geri çekmek istiyorum. Göçmenim e, arkadaşlar tam bence şu e, noktaya yerleşirsek bu noktaya yerleşelim. Hem bakın buradan mermere ulaşacağız. Hem tüçüye ulaşacağız. iki tütsüye. Hem koyuna ulaşacağız. Şuradaki koyuna zaten ulaşırız. Balıklardan mahrum kalacağız belki tamam ama iki balık kaybedip onun yerine bir mermer koyun ve iki tütsü elde etmiş olacağız. birimlerimiz terfi edebilir diyor. birimleri engebelli arazide iyi dövüşecek şekilde konumlayalım. Çünkü bu arazinin engebeli çok ve iki tur sonra yerlerine dönsünler. İstanbul'da kışlayı kuralım kara birimleri, yeni oluşan kara birimleri XP alsın ya da sirk kuralım mutluluğumuz artsın. Evet sonraki tur diyelim. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar işçilerimiz burada devam ediyorlar ve iki çiftlik kurabileceğimi söylüyorlar. Ancak ben buraya gidip bir hayvan kampı kurmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Okçularımı bir kademe ilerletiyorum ve bu ilerleyişten sonra... Hayır hala buraya savaş açamıyorum. Peki bir kademe daha şuraya ilerleseniz... Evet artık savaş açabiliyorum buradan. Osmanlı savaşçımız geri dönecek şehre orada tedavi olacak. Ben buradan biraz oklayıp kaçacağım. Sonraki tur diyelim. Evet adamlarımız şehre ulaştı ve bu şehirde tedavi olacaklar. Bütün oyuncular klasik çağa giriş yaptı. Ben henüz klasik çağa girebilmiş değilim. Ee, i̇şçilerimi buraya getirerek kamp yapmak istiyorum. Buradan da menzilli saldırı yapalım. Menzilli saldırı gerçekleştirelim. Onlar da bize sıkacaklar herhalde. Yok sıkmadılar daha. Yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Adamlarımız tedavi olsun. Sonraki tur diyelim ve bekleyelim. Bu turda tekerlek icat olacak. Evet arkadaşlar tekerleğe icat ettik. Ve burada bir barbar olduğunu, barbarların var olduğunu tespit ettik. Menzilli birlikleri uzaklaştırabilirim aslında ama bunları alabileceklerini düşünüyorum. Evet. Aslında uzaklaştırmam daha mantıklı olabilirmiş. Şuraya şehrimizi kuralım. Ar araştırma, se araştırma seçelim. Bir dakika araştırma olarak da yazıyı seçelim artık e, kamp kuralım buradan bam, Barbar kampına doğru bir ok ateşi e, gerçekleştirelim üretim seçelim Ankara üretim olarak anıtı üretsin e, buradan gelen işçiyi 7 tur sonra burada üretilecek olan işçiyi buraya takviye olarak göndereceğim Yollar birbirleriyle birleşecek yol yaptıracağım daha işimiz çok yani sonraki tur diyelim Politika benimsememe az kaldı sanıyorum. Oo, burayı nasıl unuttum ben. Ama yok üstesinden geliriz. Üstesinden geliriz gibime geliyor. Buraya kamp kurmuşlar çok güzel. Buraya kamp kurduklarına göre ee, ne yapabiliriz? Şuraya gelelim ve buraya bir ticarethane inşa edebiliriz. Eee, zafer elde edemez miyiz ya? Abi tek adam tutup beşinizi birden doğramasın kalbime inmesin ya gözünüzün yani iyi. Çok güzel orayı darma duman ediyoruz oklayarak birim emirlerinizi bekliyordu sonraki tur bir kişi sadece o mecburen tabii ki topu popaya vura vura kaçacak şuradan ateş edelim Barbara. Evet şuradan da bu barbar kampını ateş edelim. Aa, nasıl ya? Hiç ben bunu beklemiyordum. Neyse buradaki adamımızı 4 tur sonra Ankara'nın başkentine gidecek şekilde ayarlayalım. Ankara'nın başkenti evet çok güzel bir anlatım bozukluğu yaptım. Ankara'ya gidecek şekilde ayarlayalım. Ee, sen doğruluk al abi. Burada genelde düz arazi mi var? Yok. Burada dağınık arazi. Sen dağınıklık al. Birimleriniz emir bekliyor ben sana emrini vermedim mi 3 turda şuraya git Sen son kez buraya ateş et Ateş et yani ok at Ve daha sonra buraya doğru ilerle ee, Buraya ilerle Sonraki tur diyelim yazı icadı olacak ve yüksek ihtimal klasik çay girişi yapacağız Adamlarımız terfi aldı engebeli arazide atışları iyi olsun Barbar kampını e, bozduğumuzdan dolayı 25 altın geldi. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz sanırım. Şurayla aramı iyi tutmam lazım abi. Çünkü kurduğum yerin hemen yakınında çıktı bunlar. Aslında avantaj olarak, e, lehimi avantaj olarak değerlendirebilirim, kullanabilirim elemanları. Okçularımız e, Şimdilik birazcık ilerlesin. Şuraları da keşfedelim. Buraya yerleşilebilir mi? Yerleşilemez mi? Onu öğreniriz. İstanbul'da üretim olarak kütüphane üretelim ki araştırma bonusumuz artsın. Araştırma olarak seçeceğimiz araştırma ise filozofi araştırma olsun. Ki milli destan, tapınak, oracle başka bir şey yarıyor mu? Araştırma anlaşması yapmaya yarıyor. Yeni bir ulusla karşılaştığımızda araştırma anlaşması yapıp bize destek olmalarını isteyelim. Sonraki tur diyelim. Okçularımız başkentimiz Ankara'ya ulaştı. Aslında başkent İstanbul olarak gözüküyor burada. Ama başkent Ankara'dır. Altını inşa ettirelim. Sen birazcık daha ilerle. Ee, bir işçimiz var arkadaşlar. İşçimiz oluştu. Oluşan işçimizi Ankara'ya doğru 6 turda gidecek şekilde ayarlayalım. Ee, Edirne'de üretim yapabiliyoruz. Burada da kütüphaneyi üretelim. Sonraki tur diyelim. Adamlarımız biraz daha ilerlesin ve barbarları keşfettiler. Barbarları e, yenebiliyorlardı sanırım. Yani umarım yenebilirler. Hmm. Kötü oldu bu. Şehir merkezine kaçmaları bence en mantıklısı olacaktır adamlarımın. Düz arazide topu popaya vura vura kaçıyorsun abi. Ankara'da ne inşa edebiliriz? Ankara'da da kütüphane inşa edelim ki araştırmalarımız hızlansın. Sonra kütür diyelim. Aa, barbarlar buraya saldırmış. Onlara yardım etmemiz bizim yararımız olacaktır. Ama maalesef yardım edecek miktarda askere sahip değilim. Ee, Sam, buraya gel. Ne demek gelemiyorum? Buradan buraya abi. Buraya gel tamam mı? Buraya geldikten sonra diğer tur şuraya geçiş yap. Aa bir dakika. Sen buradan e, böyle gel. Siz buradan böyle gelin. E, barbarlar gelip buradan askerimi almaya kalkarlar mı acaba ya benim işçilerimi? Kalkabil kalkışabilirler aslında. Riske atmaya gerek yok. Girin abi içeride bekleyin. Sonraki tur. Stockholm'da kendi işçilerini bu vesileyle kurtarmış oldu. Politika benimseyebiliyoruz. Politika benimseyerek kültüre verelim. Kültürümüz bir artsın. Altın sağın başladı bu arada. Ee, barbarlara karşı Stockholm yardım istedi bizden. Ancak e, bildiğiniz gibi yardım edecek askere sahip değilim. Siz burada direkt taş ocağını kurun. Sonraki tur diyelim. Adamların bu turdan sonra okçularımın şehre girmesi gerekiyor. Dünyanın en mutlu ulusları. Biz o kadar da mutlu değilmişiz aslında. Bayağı mutlular var. <laughs> Bizim adamlar o kadar mutlu değil nedense. Neyinizi eksik ettim ulen? Neden mutlu değilsiniz? Neden? Şimdi e, şu iki araziyi satın alırım. Bir de şuradan arazi satın alırım. İstanbul'dan böyle Edirne'ye, buradan da aşağı Ankara'ya bir yol yapabiliriz. Şöyle kıvrımlı olur. Ya da buradan böyle Buradan da böyle Ama üçünün de birbirine bağlantısı olsun istiyorum Her neyse Sonraki tur diyelim Stockholm adamlarını geri çekti ee, Buradaki inşaat tamamlandığına göre Canım sen ne yapabilirsin biliyor musun Şuradaki boş araziye doğru Bir yol al bakayım Oraya bir arazi yaptıracağım sana Adamlarımız burada dursun İstanbul'da üretim seçebiliyoruz Su değirmeni üretelim Sonraki tur diyelim Um, filozofiye anlaşmayı tanımladık. Klasik çağa hoş geldiniz diyor. Peki. Buraya gelelim ve buraya da ticaret merkezi inşa etmemi istiyor ama ben çiftlik yapma taraftarıyım ya da çiftlikleri şuraya kurabilirim. Buraya da ticaret noktası inşa edelim. Araştırma olarak e, gemicilik şu an için gereksiz ya. Matematik inşa etsem mancınık. Matematik sayesinde mancınık. Ve haritada demir. Demir işlemesi ne gidelim arkadaşlar ya demir işlemesine gidelim ya da demir işlemesine gidelim. Sonraki tur diyelim. Adamlarımızın burada işi bitmiş. Eğer burada işiniz bittiyse hemen şu yan tarafa geçiyorsunuz. Bu yan tarafta size iş vardır mutlaka. Ee, sonraki tur diyelim arkadaşlar. 78. turdayız bu arada. Buraya çiftlik inşa edebiliyorlarmış. Çiftlik inşa etsinler. Ankara genişlemiş. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Ee, sonraki tur diyelim. Adamlarımızın burada işi bitmiş. O zaman siz iki turda buraya geliyorsunuz ve oraya mera yapacaksınız. Edirne'de üretim yapılabilir diyor. Ee, tapınak yapalım. Mutluluğu arttıran bir şey var mı? Ee, duvar yapmamız sanki daha mantıklı gibi. Sonraki tur diyelim. Altın Çağ'dayız bu arada arkadaşlar üretimimiz de gayet iyi bilimimiz de gayet iyi Ankara balina talep ediyor nereden bulayım ben sana balinayı Azıcık akıl mantık ya Ben sana balinayı nereden bulayım ee, Tamam O halde Şu boş araziye doğru gel yok orayı Ankara'ya bırakayım abi Ankara'daki işçi işlesin orayı Süreye şuraya gidin. Burada da bir bir şeyler yaparız mutlaka. İstanbul'da üretim seçebiliyorum. Tapınak oluşturalım, kültürümüz artsın. Sonraki tur diyelim. Burada mera oluşturalım. Sonraki tur diyelim artık. Her şehirde adamımız var ama savaşacak orduya sahip değiliz arkadaşlar. Demir işlemesini bitirdik. buraya bir şey yapamıyoruz. Neden buraya bir şey yapamıyoruz? Burada burası bizim arazimiz değil. Pardon, pardon. Buraya gelip buraya bir çiftlik yap o zaman üretim seçiliyor. Ankara'da. Ankara sen tahıl ambarını yap şimdilik. Araştırma olarak gemiciliğin 3 turu var. Ata binme, şövalyelik. Bu şövalyelik sayesinde de arkadaşlar şeye gidebiliyoruz. Savunma paktı imzalamaya kadar gidebiliyoruz. Stockholm'un bir bildirisi var. Stockholm'un Brüksel ile anlaşmazlığı var. Ben Brüksel'in nerede olduğunu bile bilmiyorum kardeş. Geçeceğim o işi. Şurada sınır komşusuyuz ama sana yardımcı olamam o konuda. Altın sayım sona eriyor. Bu arada arkadaşlar hiçbir ulusla bağlantı kurmadan bu kadar ilerlemek bilmiyorum bana birazcık değişik geldi. Bir göçer yollayabilirim ilerleyen zamanlarda. Göçerler sayesinde e, bir yerleri keşfetmeye çalışabilirim. Üretim seçebiliyorum bu arada. E, göçer mi oluştursam acaba? Yani rehber. Evet bir rehber gelsin elimize. Şuraları falan bir açalım canım. Burada ne var? Demir var. Oo, demir lazım. Demir ilerleyen zamanlarda lazım olacak bir şey. Şuraya gelelim. Burada tutsu işleyelim. Şurada koyunları e, alırız. Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ee, sen şimdi ne yapabilirsin biliyor musun? Öncelikle bir şuradaki boş araziyi değerlendirelim sende. Zamanla buraya kadar gelirsin. Sen buraya meren inşa ediyorsun. Sonraki tur diyelim. Ata binme e, izah edildi. O halde ata binmeden şövalyeliğe mi gidelim? İlahiyat, inşaat. İnşaata gidelim ya. İnşaata gidelim. Üretim seç. E, tapınak inşa edersen güzel olabilir. Sen şuraya, burayı Ankara'ya bırakmıştık değil mi arkadaşlar? Ankara'daki hademelere. O halde sen şöyle yapabilirsin. E, ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Buraya gelip burada bir şeyler yapabilirsin. Göçerimiz buradan hızla hareket edebilir. Sen buraya maden inşa et. Sonraki turu diyelim. Aa, burada bir şeyler yapamıyor. Burada sadece ormanı kesebiliyor. O da 13 üretim veriyor bize. Şu boş araziye gel o zaman. Burada bir şeyler yapalım. Göçerlerimiz ilerlesin. Şuradan aşağı doğru birazcık gidelim sonraki tur diyelim bu arada arkadaşlar turu 90 oldu ee, burada yol inşa edersin elbette ama ilk önce bir çiftlik inşa et göçerlerimiz şöyle gelsin üretim seçelim üretim olarak İstanbul'da Kıştay'ı inşa etsinler ve arkadaşlar oyunu burada bir kaydedeyim ee, Osmanlı İmparatorluğu Spastic Gamers Osmanlı İmparatorluğu burada tur sayısını yazıyorduk tur sayımız 90 oldu arkadaşlar bunun üzerine gelip kaydedelim. Şöyle 90 kaydet diyelim. Oyun yükle dediğim zaman ayrı ayrı mı gözüküyor? Sorun değil, sorun değil. Tamamdır arkadaşlar. Ee... Bölümü burada noktalayalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ben kanala yeni video yüklemeden önce boş vakitlerinizi açıklama kısmında linkleri bulunan dost kanallarımızın videolarını izleyerek değerlendirebilirsiniz. Ki bu şekilde yapmanızı da isterim zaten. Eğlenceli olacağına inanıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.